Sen de bununla geldin. Doğrudur. Yani okulda sıkıntı yapmayın. Ama şimdi burası bak bu meydanlar. Bu meydanlar sahilde. Büyükşehir kitlesinde. Bakın bu onarımı işte bildirmesi, ışıklandırması. Büyükşehir'de kendi bildirmesi. Tamam dedi işte. Türkiye bir hukuk devleti. Hepimiz hukuka saygılıyız. Saygılı olmak zorundayız. Beyoğlu İstanbul'un kalbi, İstanbul'un merkezi. Tabii ki uygulamada ve mevzuatta bir ana arter, tali arter ayrımı var. Fakat İstiklal Caddesi tarih boyunca Beyoğlu Belediyesi'nin hizmet verdiği bir alan, bir cadde. Bu anlamda Beyoğlu Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren 25 yıl önce belediye başkanlarımızın yaptığı gibi biz de İstiklal Caddemizle ilgili temizliğiyle ilgileniyoruz. Bu 18 ay boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin herhangi bir temizlik faaliyetini burada görmedik. Beyoğlu Belediyesi olarak İstiklal Caddesi'nin zabıta çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ve göreve geldiklerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'nde bir zabıta çalışmasını görmedik. Beyoğlu Belediyesi olarak hemen yanımızda görmüş olduğunuz yeşillendirme çalışmasını yaptık. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönde bir çalışmasını görmedik. Aynı şekilde ışıklandırma buranın bir yıldır biz ondan önce yine Beyoğlu Belediyesi'nin bir ışıklandırma çalışması var. Büyükşehir'in bu yönde bir çalışmasını görmedik. Yine 21 Aralık'ta bütün bunu İstiklal Caddesi vizyonu olarak kamuoyuyla paylaştık bütün basınla. Milletimize sunduk. Hatta müzik duraklarını koyduk. Buradaki çalgıcılar, müzisyenler daha disiplindi. Kemancı uygun durakta müziğini çalsın düşüncesiyle. Bu çalışmaları başlattık ve başarılı bir şekilde uyguladık. Pandemi döneminde, bütün pandemi boyunca İstiklal Caddesi'nde ilçe hepsi sağ kurulu kararlarına göre biz uygulamalarımızı gerçekleştirdik. Maske dağıttık, dezenfektan, ateş ölçümü, aynı şekilde sosyal mesafenin korunması konusunda zabıta, emniyet çalışmaları yine büyükşehir ortada yoktu. Ama bir gece geldiler, maske standımızı ortadan kaldırdılar. Şimdi 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi'ne işgaliye ödeyen, Beyoğlu Belediyesi'ni muhatap alan simitçiler ve buradaki kestaneciler, efendim mısırcılar, bunlar 25 yıldır Beyoğlu Belediyesi'ni işgaliye ödeyen ve Beyoğlu Belediyesi'nin muhatap aldığı insanlar. Her birinin giydiği kıyafet yazlık ve kışlık olarak Beyoğlu Belediyesi tarafından modacılara tasarlanıyor ve Beyoğlu Belediyesi tarafından bunlar temin ediliyor. Tezgahları aynı şekilde Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn ediliyor ve kendilerine bu imkan sağlanıyor. Neden? Çünkü burası dünyanın merkezi. Turistik bir bölge, her şeyin estetik olması, işte nostaljik tramvaya uygun simitçi tezgahları ve 25 yıldır bu sistem devam ediyor. En son yani bizim dönemimizde de aynı şekilde buradaki insanlar muhatap buldukları yer Beyoğlu Belediyesi. Şimdi bir gece yine geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi 18 ay sonra bakın yeni bir çalışma yapmıyor. Buradaki simitçi tezgahlarına şu yazıyı gönderiyor. Diyor ki Beyoğlu Belediyesi logosu bulunan tezgahlarınızdaki logoyu kaldırın. Bir taraftan diyor ki tekelleşme var. Sizin göreviniz tekelleşmeyi kaldırmaksa yöntemi bu değil. Yani logoyu kaldırın. Ondan sonraki aşama gelin büyükşehire bundan sonra işgaliyelerinizi ödeyin. Bir kısmı gidiyor. Büyükşehirle anlaşıyor. Tamam diyor biz bundan sonra büyükşehiri muhatap alacağız. Burada kalan bir kısmı da diyor ki biz Beyoğlu Belediyesi'ni muhatap alacağız. Bu defa büyükşehir yetkilileri açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki Beyoğlu'ndaki simitçiler, kestaneciler teker. Büyükşehir'e gidenler aynı insanlar. 30 tanenin 15 tanesi büyükşehir'e gitti. 15 tanesi burada kaldı. Sayıyı afaki söylüyorum. Ki burada kalanları büyükşehir teker olmakla suçluyor. Halbuki aynı arkadaşların bir kısmı büyükşehir'e gidiyor, bir kısmı burada kalıyor. Logoyu kaldıramayınca bu şekilde haksızlığa maruz bırakıldı. Biz bu anlamda İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi'nin hizmet verdiği bir caddedir. Şu ana kadar da bunu elimizden gelen bütün gayreti göstererek temizlikte, zabıtada, tabela düzenlemesinde, ışıklandırmada, yeşillendirmede imkanlarımız nispetinde şu ana kadar bir şikayetin olmaması. Çünkü bütün başkonsolosların gelip gittiği, dünyanın gelip gittiği yer burası. Ama Büyükşehir çok acımasızca ve bizim iddialarımızı da ortaya sunduklarımızı da gerçek dışı ifade ediyorlar ve bir tekelleşme var diyor simitçilerle ilgili. Buradayken
tekel değildi. Büyük şehire gidince buradakiler tekel oldu. Bu iddialar doğru değil. Biz Beyoğlu'na ve İstiklal Caddesi'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.